Hocam müsaade buyursanız o mesajlardan bazılarını okumak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum elbette. O aileye ve kardeşimize Trabzon'a gelmek isterse ben burada yardımcı olurum Allah'ın izniyle. Trabzon hocam. Ya. Severek takip ediyoruz Afyon'dan. Muhsin'e biraz önce arayan kızımız ve ailesine Afyon'a gelirlerse kasabamızda evimiz var misafir edelim. Şuna bak. Afyon'dan hocam. Ordu Mesudiye'de boş dairem var. Allah. Gelebilirler, kalabilirler diyor. Aman ya Ordu. Rabbi. Ordu Mesudiye, evet. Bu kardeşimiz için depremzedeler için Erdek Ocaklar'da 3 aile için 6 kişilik dairemiz var. Hocam. Allah Gelip Allah. kalabilirler Allah diyor hocam. Allah. Muş'tan Ali Bey yazmış. Muş'ta bir dairem var. İstedikleri gibi gelip kalabilirler, ücretsiz oturabilirler. Sinop, Türkeli ilçesi hocam. İki Ya. oda bir mutfağımız var. Gelip oturabilirler. Ankara'dan bir izleyicimiz yazıyor. 5 kişilik bir aileyi ben rahatlıkla misafir edebilirim Aman ya Rabbi. evimde. Bakın farklı farklı iller bunlar. Fatsa'ya gelmek isterseniz köyde kurulu evimiz var. Buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Ya. Yazmış Fatsa'dan izleyicimiz. İzmir Karşıyaka'dan hocamın ellerinden öperim diyor Estağfurullah. izleyicimiz. Kızımız bizim yanımıza gelebilir annesiyle beraber. İçimiz paramparça oldu. Allah onların yardımcısı olsun. Kırşehir. Şeyma kızımız isterse başımızın üstünde yeri var. Buraya Allah gelebilirler. Allah. Kira istemiyoruz. Hangi Bilecik'te kazada bir evimiz var. Şeyma kızımız ailesiyle gelsin otursun. Aman ya Rabbi, aman ya. Hocam ellerinizden öperiz diyor. Sağ ol. Yine İzmir'den bir izleyicimiz misafir etmek istiyor. İstanbul Sultanbeyli'de yaşıyorum. Şeyma Nur ve annesi için kapım açık. Varsa başka zorda olan kadınlarımız buyursunlar gelsinler. Evimiz hepsine açık. Allah Allah. Evet. Yine farklı farklı illerden Trabzon'dan yazan, Sivas'tan yazanlar var. Böyle devam ediyor. Sevgili Şeyma Nur, hatta tekrar izleyebildin mi, dinleyebildin mi son okuduğum Evet mesajları? evet dinledim. Hepsinden Allah razı olsun. O kadar güzel hissettirdiniz ki bize. Fakat sadece şunu belirtmek istiyorum. Lütfen kimse kusura bakmasın. Çok mutlu oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Fakat biz şu an İstanbul'dayız ve inanın başka şehirde bir tane bile tanıdığımız yok. Hani burada iş imkanı sağlanabilir ama oralarda zorlanabiliriz. Burada bulursak çok mutlu oluruz. Elbette biz Burada bir tane akrabamız var. Hani yalnız hissetmeyiz belki çok çok iyi kendimizi. anlıyorum seni. Buradaki akrabanız dayınız, değil mi? Yeni aşanlar varsa Dayım ekranları yok başında. maalesef dayım vefat etti. Biz Dayınız vefat yengem ve etti. çocuklarının yanında kalıyoruz. Tamam, yengenizi tanıyorsunuz. Başka da İstanbul'da tanıdığınız yok. Aynen kimse Dolayısıyla yok. onların yanından da uzaklaşmak istemiyorsunuz. Mümkünse Aynen. yengenizin oturduğu yer İstiklal'de mi oturuyorlar? Beyoğlu'nda mı? Beyoğlu, Şişli. Şişli'de Ya oturuyorlar. buraya yakın her yer olur. Buraya Tamam. yakın Şişli olsun ve her yer civarında olur. mümkünse yengemizi de Aynen yalnız bırakmayalım diyorsunuz. Çünkü dayınız da öyle. vefat etmiş. Onlardan da Kimsemiz uzaklaşmadan de kalmadı. Aynen öyle. kalabilecek bir yer arıyorsunuz. Evet. Aynen. Muhsin Bey, ben ya bugün dua bugün dua. Özür dilerim, konuşmayayım. Evet. Yani bugün dua ederken şu aklıma geldi. Maraş'ı kahraman Maraş haline getiren, Antep'i Gaziantep haline getiren, Urfa'yı Şanlıurfa haline getiren bahadırların, şüheda ve gazilerin hatırına Diyarbakır ve Adıyaman'daki Peygamberimizin kutlu ashabı hatırına Elazığ ve Malatya'daki Allah dostları evliya hatırına ve şimdi de şu olay yani şu Şeyma kızımızın telefonu üzerine şu aziz milletin kapılarını açmasına bakın. Rabbim bunların hepsinden razı ol. Bunların hatırına bu beladan, bu musibetten en kısa zamanda aydınlığa kavuşabilmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Sevgili Şeyma, Efendim. şu anda annen baban yanında mı? Evet, annemi verebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim anneciğim.
Anne. Alo. Kimseye yaşatmasın, size de yaşatmasın amin, inşallah. Amin. Biraz anlatır mısınız? Allah. Şeyma ilk bağlandığında duygularını dile getirdi. Deprem bölgesinden İstanbul'a geldiniz. Burada tek akrabanız, evet, tek tanıdığınız. Evet. Yengem dedi, dayımın eşi. Yengem, ona geldik, evet, dedi. Başka kimsemiz yok. Ben de uzaklaşmak istemiyorum çok. Evet. Başka yerde de ben hani emniyette olmak istiyorum. Yine onlar beni yoklamaya gelir. Yani ben çok zor durumdayım aslında. Benim dünyam kararmış ya. Allah'ım bir daha yaşatmasın ya Rabbim. Amin. Amin. Allah'ım hocamın ellerinden öpüyorum. Ben onu çok seviyorum. Ben onunla teselli oldum. Dünyamı onunla aydınlattım hocam. Ben onu çok seviyorum. Çok. Allah'ım eksik etmesin başımızdan hocamızı. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Amin. Şu anda bir daha yaşatmasın. Amin. Şu anda kaç kişi bir evde kalıyorsunuz? Kimler var? Kimlerle berabersiniz? Biz 4 kişi. Evet. Bir de yengenin annesi, kardeşi, onun ayağı kırılmış. O da yani rahatsız. Onlar da Hatay'dan geldiler değil mi? Onlar da Hatay'dan, evet, geldiler. Evet, evet, evet. Deprem bölgesinden geldiler. Şu anda hepiniz bir odada kalıyorsunuz. Bir evde kalıyorsunuz. Yani. 10 kişi var. Evet. Evet. Hı-hı. Evet. Allah hakkınıza hayırlısı olsun inşallah. Şeyma'ya da söyledim az evvel. Sağ olsun, hı hı, seyircilerimiz, izleyenler. Tabii biz güzel bir çok milletiz. Kapılarını Allah açtılar sonuna kadar. Onlardan. Şayet düşünürseniz bakın bunların her birinin burada telefon numaralarını da biz görüyoruz. Zaten onlar da numara bırakıyorlar. Sizleri konuşturabiliriz, evet, tanıştırabiliriz, aracı oluruz. Şayet Anadolu'da da düşünürseniz, farklı şehirlerde de düşünürseniz irtibatta olacağız zaten. Yardımcı olalım ama siz diyorsunuz ki biz tek yakınımız, tek akrabamız burada İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla evet, İstanbul Şişli civarında olursa, kalabileceğimiz bir yere olursa, hı-hı, çok memnun, evet, oluruz, evet, diyorsunuz değil mi? Doğru anladık. Evet hocam. Peki, evet, notumuzu Allah aldık. Takipçisi olacağız inşallah. Birbirimize i̇nşallah yardım edeceğiz i̇nşallah bugünlerde. Rabbim. Var mı son olarak söylemek sizden istedikleriniz? Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Ben hocamın aşığıyım aslında. Sadece o benim tesellimdi biliyor musun? Evde oturduğum zaman hiç kimsem yoksa hocam vardı benim. Ya Allah razı olsun. Tekrar Şeyma'yla konuşabilir miyiz? Verebilirim. Sağ olun. Hı-hı. Selam ediyoruz efendim. Sevgili Şeyma. Sevgili Şeyma. Notlarımızı aldık. Tamam. İnşallah irtibatta oluruz, konuşuruz. Senin söylemek istediklerin var mı başka hocamıza, bize ya da seyircilerimize? Ben hocamdan çok dua istiyorum. İnanın çok zor durumdayız. Yani psikolojik olarak, insan olarak çok kaybımız var. Sadece dua istiyoruz. Duaların eksik etmesin bizlerden. Sevgili Şeyma, Rabbimiz inşallah yapıyorum. Bakın Rabbimizin görünmezi görünüründen yakın. Onun yardımı çok yakındır. Ve yevme izin yefrahul müminune binasrillah. Allah'ın yardımıyla müminler mutluluğa erecektir. Doğacaktır sana vaat ettiği güller hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Evet. Ümitsizlik yok Şeyma Nur. Sevgili Şeyma Nur. Ümitsizlik yok. Vardır. Ümit her zaman var. Senin de söylediğin gibi. İrtibatta kalacağız. Tamam. Tamam. Yayından tamam. Sonra da konuşuruz. İnşallah. İnşallah. Yayından tamam. Sonra da konuşuruz tamam. Tekrar. Ailene tamam. Selam ediyoruz. Aleyküm selam. Hoşçakalın. Sağ ol. Evet. Hocam maşallah. Mesajlar durmuyor. Yani biraz evvel saydığım iller, onun dışındaki iller. Ya. Mevla razı olsun Allah hocam. Hepsinden razı olsun. Biz çok güzel bir hepsini milletiz. Hepsini Rabbimiz muhafaza buyursun. Amin. Benzeri afet ve musibetlerle şu mesaj sahiplerini imtihan etmesin Rabbimiz. Amin. Amin. Evet. Mesaj yazan, yollayan, evlerini açan, ondan sonra istedikleri kadar kalabilirler diyen kim varsa, kim yazıyorsa hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten duygulandık. Peki, bir video sorumuz varmış. O soruyla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Sana bir sorum olacak. Benim eşim diyaliz hastası. Ona bakım parası veriyorlar. Alsam harap olur mu? Ama
Ailemiz vaktimiz yerinde. Bizim bir bakkal dükkanımız var. Oradan ben fazla paralar alıp bir kenara koyuyorum. Lazım olduğu yerde harcıyorum. Bu bana haram olur mu? Bunu cevaplarsanız çok sevineceğim. Evet Muhsin Bey. Birinci sorusu hanım kardeşimizin neydi? İyi anladınız siz değil mi? Diyaliz hastası diyor değil mi? Evet. Diyaliz hastası. Maddi durumumuzda iyi olmasına rağmen evet. Devlet bir yardım veriyor. Biz bu yardımı alıyoruz. Alalım mı almayalım mı? Bakım parasını soruyor hocam. Bakım parası yatıyor evet, diyor. Evet. O bakım parasını kullanmamız uygun mu değil mi diye sordu. Öyle anladım ben. Öyle yani, mi? Tekrar girelim mi yanlış olmasın. Ben öyle anladım sanki. Bu diyaliz hastaları için yatan bakım parasını sordu diye anladım ama tekrar izleyelim. Yönetmemizden rica edelim. Maddi durumumuz iyi olduğu halde eşim diyaliz hastası olduğu için ona bakım parası yatırıyor. Evet. Hocam yatıyor. Video gelecek tekrar. Haram. Bakalım öyle mi hakikaten? Öyle mi evet. Anlamışız? Tekrar video gelecek. Selamünaleyküm hocam. Sana bir sorum olacak. Benim eşim diyaliz hastası. Ona bakım parası veriyorlar. Alsam haram olur mu? Hı. Ama ailemiz vaktimiz yerinde. Bizim bir bakkal dükkanımız var. Oradan ben fazla paralar alıp bir kenara koyuyorum. Lazım olduğu yerde harcıyorum. Bu bana haram olur mu? Bunu cevaplarsanız çok sevineceğim. Şimdi efendim bu birincisi resmi devletin mevzuatı. Hı hı. Ben nasıl olduğunu bilemiyorum. Herhalde sizin olsun diye veriliyor. Hı hı. Onu da kullanmalarında bir sakınca yoktur. Hı hı. Bakkal dükkanındaki parayı alıp kullanıyorum. Oradan da hayru hasenat ediyorum diyor. Oradan. Mesele yok ne kadar güzel. Evet, Allah kabul buyur. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.